Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Ancak Mansur Yavaş 31 Mart'a adeta partisiz aday imajı çizerek giriyor. Seçim propagandaları ve pankartların hiçbirinde parti logosu yok. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde bu durumun perde arkasını yazdı. Yaşar'a göre bu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisi. Kılıçdaroğlu bunu 2017'deki referandum öncesinde başlattı hayır cephesini oluşturdu. Sahadan CHP bayraklarını, flamalarını çekti. Aslında bilerek ve isteyerek uygulanan siyasi perspektif bu. CHP ve Mansur Yavaş partisiz algısıyla yürürken çok önemli bir şey atladı. Bir defa CHP Ankara örgütü Mansur Yavaş'ın arkasında değil. Hiçbir programında yoklar. Örgüt ve CHP seçmeni uzun süredir bazı sorgulamalar yapıyor. Neden CHP'nin kendi çocukları Alper Taşdelen ve Fethi Yaşar aday yapılmadı? Mansur Yavaş'ı CHP dışındaki bütün partilerin adayı gibi gösterme çabasının altında yatan ne? CHP seçmeni de örgütü de küsmüş durumda. Oy vermem diyenler iki ana savla karşımıza çıkıyor. Kendilerini Atatürkçü, layık ve sosyal demokrat olarak tanımlıyorlar. CHP'nin C'sini bile anmıyor, hatta cüzamlı muamelesi yapıyor. Milliyetçi gibi görünüp HDP'den gizli gizli oy istemesi de rahatsız edici. CHP seçmeninin bu nedenle DSP'nin Ankara adayı Haydar Yılmaz'a sıcak bakıyor. DSP'den aday olan eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz patlama yapabilir. CHP'nin ana omurgası Ankara'da DSP'ye kayıyor. Bir o kadar da sandığa gitmeyeceğim diyen var.